defa şah! 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 Çamurluk spor için 3 defa şah! Şah! Hop! Bana ver, bana ver! Bana ver, bana ver! Baktınız mı? Tamam oğlum, artık gidiyorum! Ben vazgeçtim! Ne yapıyorsun? Oğlum, babacığım vahit be! Gel bakayım ben sana! Hop! Dayı tat bakayım bana! Alın seni! Yavaş oğlum, çift bana yorsun ya! Futbol gördüm ben, kimi be! Ver bakayım bana! İsmail at oğlum bana! Oğlan avukatı İsmail, ver şunu bana ya! Hop, tamam oldu! Yavaş, bak şimdi! Bak, dur bir hafif ben çarpıyla! Seni bana! Boş boşta! Takındı! Dikkat et! Gitti! Atarım dışarı! Atarım dışarı! Hadi! Allah be! Allah be! Şansa bak be! Bir git! Gelir mi bu gol? Bu gol yedir mi be? Bu gol kurbayı yerecek! Ne hali yer! Ne neşmi yer be! Tamam olsa gene ya be! Gelir mi bu gol? 2-2! Hadi bakalım direksiyon sporcu muhteremler! Yediniz golleri, çözünün cüzdanların uçkurlarını! Çamurluk sporlara ısmarlayın da akıllanın! Vapur olana kadar içmeyenin karda lastiği patlasın ha! İçelim! Hep bu hippie Kemal yüzünden kaybettik! Kaleci değil, trafik memuruydu! Hadi oradan be! Ayna kafana güneş çarpınca gözün cavcavladı! Ellemedin! Ha, dur şöyle bir poz ver de bir saçımı tarayayım bakayım! Ya terbiyeli olun, nezaketinizi takının! Yoksa... Peki Hulusi baba. Peki Hulusi baba. İzaha'ya gelin bakalım. Çalış kızım, çalış. İçki ağaçlarına bak baba. Hadi çekin anason şerbetini de, yediğiniz goller gaz yapmasın ha. Hadi be Ayna, gül be. Hadi be. Hadi ipi sen de. Oo. Baksana, apostol yeni bir program koymuş ha! Kız da hiç fena değil yani ha! Kesin gırgırı, hadi atışa devam! Hadi bakalım şerefe! Dedi kaşın zülfikar mı? Dedim ki yay! Dedi yüzün ne güzel, dedim ki ay! Dedi seni seviyorum, dedim ki vay! Dedi elde gönlün var mı? Söyledim yok yok! Söyledim yok yok, söyledim yok yok. Dedi elde gönlün var mı? Söyledim yok yok, söyledim yok yok, söyledim yok yok. Dedi senin işin nedir? Dedim seyran. Dedi senin neyin vardır? Dedim hülyan. Dedi sende bir şey var mı? Dedi sevdan. Dedi elde gözün var mı? Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Dedi elde gözün var mı? Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Dedi gelip yanın varsam. Dedim ki he. Dedi elin alıp tutsam. Dedim ki he, dedi seni alıp kaçsam, dedim ki he, dedi bana varır mısam, söyledim yok yok, söyledim yok yok, söyledim yok yok, dedi bana varır mısam, söyledim yok yok, söyledim yok yok, söyledim yok yok. Yavrum, yalnız şarkı olmaz. Biraz da göbek at. Alnına para da yapıştırırım. Paranı başına çal. Bırak ablamı, bırak diyorum sana. Çekilmeyin vuracak, bir de sen mi çıktın? Bırak diyorum sana. Hadi. Ne oluyor küçük ayı, semerin mi sıktı? Kafa çeneni de kırılmasın! Bir şey mi dedin cicim? Otur yerinde, akşam başımızı belaya sokma! Baba! Sayın bayın sırtı kaşınıyor, ne dersin? Kaşı evladım, kaşı! Emredersin baba!
Beyler, kaşınanların şerefine! Hadi bakalım Tosuncuk! Gidiyorsun artık! Yaylan da yuvarlan! Kavga bitti beyler! Affedersiniz, benim yüzümden oldu. Bana bir şey değil, olan marizi yiyen gebeşe oldu. Sendeki de yani ne periz ne lahana turşusu. Hamama giren terler. Madem buralarda şarkı söylüyorsun, sarhoşların kahrını da çekeceksin. Doğru, haklısınız. Ama sen ne karışıyorsun be? Vay anasına be, merhametten maras asıl olurmuş. Neyse, biz işimize bakalım da neşemize soğan doğranmasın. hadi bakalım, Sosyete Şakir'in şerefine! Bana bak kızım! Bir daha buralarda görünme! Ayaklarını kırarım! Ben meyhanemde kavga istemem, hadi yürü! Hayrola? Ne oldu, ne dedi meyhaneci? Daha ne olsun, meyhaneci bizi kovdu! Siz de bir daha buralarda görünmeyin! Bizim üst katta cümbüş çalan yaşlı bir ihtiyar oturur. O bizi düğünlere götürürdü. Bir aydır hastanede yatıyor. Olsun, gene de meyhanede çalışmak kötü bir iş. Sen de aç kal da göreyim! İçeride bir güzel tıkınıyordun ama! Aç mı? Bakmayın ona, çocuktur, konuşur işte! Yalan mı yani? Sabahtan beri bir şey yedik mi? Ali! Hadi! Atlayın arabaya da götüreyim evinize! Senin arabana kalmadık! Sen de trafiğe kan doğrama be küçük! Kusura bakmayın, kızdı da size! Hadi atlayın külüstüre! Peki ama sen bu şarkıcılığı, kardeşinle keman çalmayı nereden öğrendiniz? Babam artistti. Ayrıca turnelerde klarnet de çalardı. Müziği babamdan öğrendim. Dünyanın en iyi babasıydı rahmetli. Bize hem babalık hem annelik ederdi. Anlıyorum. Turnede bir otobüs kazasında ölünce yapayalnız kalıverdik. Bir süre evden halı, dikiş makinesi falan satıp geçindik. Ama satılacak eşya da bitince bu geceki meyhaneye kadar düştük. Kimsesizlik zor şey. Hele parasızlık. Doğru be, haklısın. Özür dilerim bu geceki ukalalıklarım için. Yok ziyan. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Ne beis var vazifemiz? Hem hiç merak etme, ben iş için filan göz kulak olurum. Bizim arkadaşlara, Hulusi Baba'ya bir çıtlattın mı? Çok iyisiniz. İnsanlık be kızım, hepimizin vazifesi birbirimize yardım etmek. Sağ ol. Ali, Şakir abine teşekkür etsin. Teşekkür ederim Şakir abi. Bir şey abi. Değil. Gene görüşürüz inşallah. Ha, az kalsın unutuyordum. Al şunu, kemanını tamir ettirirsin. Hayır abla, 100 lira bu. Bana derler, fındık kurdu, ah çok aşıklar hapı yuttu. Sosyete Şakir, uyumuşsundur, yoksam gebermişsindir yavrum. Yangın var! Zohensin nesin, sabah sabah böyle cenabetlik yapılır. Yangın var dedin, biz de söndürdük be Aygonuş. Yangın benim taburamdadır, su ile sönmez. Ey benim emsalsiz aşkımın narin kuşu, sen yanıyorsun, ben kül olmuşum. Aygonuş, Aygonuş, aşığım başım belada. Seni düşünürken mest olmuşum helada. Ama sen yoksan Samatya'nın Victor Hugo'susun. Ama bir gün gelir bir bakiriyle evlenip beni terk edeceksin. Boş ver be Aygonuş, daha evlenmek için yaşımız müsait değil. Gevezeliği bırak yavrus, hani bana geçen aydan kalma 100 kağıdı verecektin, ne oldu? Kusura bakma madem, gene cepler delindi. Hello Şakir!
Helolardı yesinler senin. Hadi acele edelim de ilk dersi kaçırmayalım gene. Bütün dersleri kaçırsam vız gelir bana. Okula sen götürmesen hiç gitmem. Oo, seni okula zorla götürdüğüme göre memleket kültürüne de hizmet ediyoruz. Araba değil, köfteci dükkanı! Ya git be, uf be! Gelsene Şakir! Bak bak, araba yanıyor, gelsene Şakir'miş, gelelim! Bugün beni nasıl buluyorsun? 70 model Mustang! Tek kapı spesiyal, süper benzin yakar, hızlı gider, yanındakinin kalbini 120 attırır. Ya sen? Ha, ben 51 model Chevrolet! İki kapısı çalışır, iki kapısı çalışmaz! 5 kuruşluk sulu benzinle 5 kilometre gider. Gariban be! Yani senin anlayacağın o biçim. O biçim bu biçim, orijinaliteye bayılırım. Beni nasıl buluyorsun? Haddimize mi düşmüş? Siz bizi biraz beğenin kâfi. Sosyete Şakir'im ben, yerimi bilirim evvelallah. Müşteriye ederim hürmet, kesesine 1000 bereket. Bırak alayı lütfen. Müşterinin kesesini hürmet edeceğine, biraz da kendi hislerine saygı göster. Müşterinin kesesi maişet dalgası kızım. Nafakamızı buluyoruz. Sizler bana emanetsiniz. Ha kız kardeşimin namusu, ha sizin namusunuz. Araba havasını aldı, gazlayalım. Arslan be! Meyhanede şarkı okuyor diye kırdık kalbini ama... bir şu yanındaki sırnaşıklara bak... bir de şu zavallının efendiliğine! Daldık, tamam abi! Sevdim Şakir abi! İyi insan! Önce kızdım da ama! Olur öyle şeyler! Bisiklete bak, ne güzel! Herkesin var, benim yok! Üzme beni, inşallah alırız. Hadi sen toparlan da geç kalma. Allah'a ısmarladık ablacığım. Güle güle. Hadi bakalım kızlar, Allah zihin açıklığı versin, güle güle. Hoşça kal Şakir abi! Eyvallah! Dua et, müzik dersi almayayım! Fukaranın duası tutsa pabucuna pençe olur be! Sosyete Şakir, babama söyledim, bizi de sen götüreceksin her sabah! Beni de, ben, ablam, kardeşim, 3 kişi de biz! Yavaş olun be kızlar! Benim arabayı belediye otobüsü mü zannettiniz? Değil ama bir koca otobüs alsan bütün kızlar sana üşüşürüz, çabuk zengin olursun! Boş ver be güzelim, benim adım Sosyete Şakir! Gönlüm zengin, cebim fakir! Hadi bakalım, kış kış! Kış kış, kış kış güzel kızlarım benim! Kış kış! Unutma kalbimi kırdın! Yarın bir uhu alır yapıştırırım, hadi bakalım zihin açıklığı versin Allah, gazla! Kıyaksın Sosyete Şakir! Ne kıya be İpi Kemal! Kızların hepsi sanatal! Hangisini istersen arakla, bas nikahı, kon mirasa! Hadi oradan pırasa! Bırak gevezeliği de terbiyene yumurta kırmayalım! Onlar benim mantonitom değil, ekmek param gazla! Toplanın be, toplanın be! Sosyete Şakir'den haber var! Kızların en fakirinin 3 apartmanı var! Hepsi de Sosyete Şakir'e kesik! İstediğin araklaması işlem bile değil! Ama herife söylediği zaman kızıyor be! İnsan lafı üzerine gelirmiş! Çekil şöyle be! Hayrola Sosyete? Ne oldu gene? Motor tekledi.
Bir yüzlük sıkışmıştır arasına. Daha bir hafta olmadı be, bıktım namussuz. Bıkarsın ya! Bu kafada gidersen bu arabayı bir gün hurdalıkta bırakırsın. Bu sabah gördüğüm bülbüllerden birini araklamaya bak. O zaman 100 numaraya bile son model arabayla gidersin. Hadi be, cigolo muyuz be? Benim trafiğimde o gibi işlere kırmızı yanar. Hulusi baba, sana havadislerim var, gel. Kız kimmiş meğerse? Hangi kız kimmiş? Dün akşamki şarkıcı kız. Osmanlı altını gibi Halis. Bambaşka bir şey. Hı. İşmiş düşünüp ona göz kulak olacağım. Senin de aklında olsun Hulusi baba. Tanıdığın çoktur. Bakarız be sosyete Şakir evvelallah. Ali! Nereye gidiyorsun Ali? Maça gidiyorum abi. Ablandan izin aldın mı? Ablam izin vermez ki. Olur mu ya? Hadi seni eve götüreyim. Hop! İkisi de elime doğdular. Babalarını kardeşimden çok severdim. Nasıl sevmesin? Tam 45 yıl birlikte sahneye çıkmışlar. Ama zaman malum. Bu zavallıcıklara gönlümce babalık yapamadım. Hele hastanedeyken. Hayat bu be baba. Kalbin temiz ya, sen ona bak. Hadi hadi sıkı dur! Gol! Şimdi sıra Nihat'ta! At bir kafa, at bir kafa! Yeter artık Ali'yi, gürültü ediyorsun! Eyt be aslan Nedim! Hadi can, çalım at, at çalım, çal! Her dakika böyle, varsa yoksa top! Bir de bisiklet! Biraz da ders olsa! Sen derslerini çalış, hepsi olur! Bisiklette mi? Karnen iyi olsun bisiklet benden! Yaşa Şakir abi! Abilerin kınalı, yarın maçımız var, gelir misin abi? Sabah alırım sizi, beraber gideriz. Ben de mi? Tabii ya! Hava almış olur, eğlenirsin. Vallahi bilmem ki. Ya bilmesi falan yok, geleceksin. Ey be, yaşa Şakir abi! Oğlum Şakir, ayağını denk al, direksiyonu kaçırmaya başladın. Vaziyet aynasızlar o takırdı. Kızın gözü gözüme ilişti mi, voltaj yükselip nabız beliğini şaşırıyor. Frene basmazsan bu davanın mabadi aşka, akıbeti nikah masasına varır. Hürriyetine de kan doğranır ha! Ama boş ver, değer bu kız. Her bir şeye yeter. Hem güzel, hem dürüst efendi. Helal olsun. Yeter çocuklar, maç bitti, benim de film bitti. Hadi bakalım, herkes evlere, hadi! Yürü! Ulan keratalar! Hop! Vay anam vay! Aynur'un elleri öyle bir sıcaktı ki, öyle de hafifledim ki. Demek herkesin büyük büyük lafını ettiği aşk buymuş. Kalbim 300'le giden bir yarış arabasının motoru gibi çalışıyor. Bulut, görüşürüz. Halin tatsız kralı! Eyvallah çocuklar! Senin yüzünden koca gün işinden oldu Şakir abi! Ne güzel eğlendik ama! Şakir abi dünyanın en iyi insanı! Biliyorum! Abla! Efendim canım! Sen onunla evlenirsen Şakir abi benim neyim olur? Enişten! Hadi bakalım, böyle lüzumsuz lafları bırak! Saçmalıktan hoşlanma! Sosyete Şakir abimiz dün meydanlarda yoktu! Kim bilir sosyete yengelerimiz de ne manzaralar çevirmiştir ha! Hadi be Şakir, anlat da neşemizi bulalım! Yok be Hulusi baba, istirahat ettim, biraz da top oynadım! İşit de inanma, top oynamış! Kimin toplarından ha? Zamparalığın adı futbol mu oldu yoksa? O hikayelere paydos edeceğim artık! Kalafata çekilmenin zamanı geldi! Bu laflar hayra alamet değil, aşık mı oldun? Aşk kim, biz kim? Baba Hulusi...
Hani o geceki okuyucu kız için birkaç yere iş bakacağım. Ya unutur muyum, tembihledim. Demek gerçekten. Dün onu gördün. Bu topu da küçük kardeşine aldın. O kadar olacak tabii. Öyledir zaten. Ben de yengeni kandırana kadar kardeşlerine götürmedik, hediye bırakmadım. Şakir abi! Şakir abi! Karnımı aldım bak, hepsi peki! Al öyleyse topunu! Yaşa Şakir abi! Tam istediğim top! Aferin sana, aferin Ali! Olan yaşa be! Baba Hulusi, Ali'nin kardeşine bak! İyileşecek inşallah. Şakir abi, ablamı yalnız bırakma. Üzülme Ali, sen iyileşene kadar o da biraz dinlensin. Zaten biliyordum onu yalnız bırakmayacağını. Ay eşek kafam, nereden aldım o topu sana? Elim kırılsaydı da almasaydım. Gene de teşekkür ederim Şakir abi. O anda öyle sevinmiştim ki. Bana teşekkür etme, kız küfret var! Kendimi hiç affetmeyeceğim. Böyle konuşma Şakir. Hemşire hanım, sedyeyi hazırlasınlar. Ameliyata mı? Evet, evet ama mühim değil yavrum. Ali'ciğime bir şey olursa ben de ölürüm. Ağlama Aynur, her gözyaşımda kendi suçumu görür gibi oluyorum. Sen suçlu değilsin Şakir. Ben öyle talihsizim ki. Her şeyin olmazı, her felaket beni bulur. Hayatta kimsesiz bir kız ne demektir bilsem. Artık kimsesiz sayılmazsın Aynur. Ali hayırlısıyla bir çıksın hastaneden, o zaman... Evet, o zaman... O zaman işte yani... Belki vaziyetler bambaşka olur. Ali! Hadi bakalım yuvaya, yuvaya! Güle güle, güle güle! Güle güle! Kız Zilli! Zilli, buraya gel! Canım eve gitmek istemiyor! Hadi bin arabaya da götüreyim, sabahtan beri direksiyon sallıyoruz, bir 30 kağıt toplayamadık be! Gel buraya, ben senin kazancını temin ederim! Ağzını topla! İki yumurta vereyim de nezaketini terbiye et! Ben çikolata değilim kızım! Dün niye gelmedin de yerine başka şoför yolladın? Söylemiştik ya be kızım! Kaza, bizim Ali büyük bir trafik kazası geçirdi. Benden daha mı kıymetli? İnsaf be! Darılma sosyete! Ne yapayım, dün göremedim seni. Senin hayalinle öylesine doluyum ki... Gece hep seni düşündüm. Sonra da uyuyakalmışım. Rüyamda seni gördüm. Beni öyle güzel öptün ki... Ağzını topla kız! Bir işiten olsa ihfalden mahkeme kapılarında sürünürüm. Rüya gördüğün anlaşılana kadar da kodesi boylarız. Hadi atla arabaya, yürü. Kamil amca bana gazinoda şarkıcılık buldu. Gecede 100 lira verecekler. Artık sefaletten kurtuluyoruz Ali. Orada burada çalışmak yok. Emin yermişti. Patronu da çok iyi bir insanmış. Sen gene Şakir abiye bir sor. Sen söylemesen de ben söylerim Şakir abime. Geldi başıma, felek sokattı aşıma. Uyku girmiyor gözüme, ah! Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim, unuttun beni zalim. Gülüşününce kıvrak şensin, bir selam vermeden geçersin.
sen beni ne çok güzelsin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. İyi bu kız, çok beğendim. Tam size göre beyefendi. Bir gün ümit veriyorsun, sonra gülüp kaçıyorsun. Sen beni öldürüyorsun. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Gülüşününce kıvrak şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Gülüşününce kıvrak şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim. Tebrikler, çok beğendim. Tebrikler, ilk gece olduğu halde hiç de fena değildin. O çiçeği kim verdi? Patron Adil Bey. Hadi hadi, iyisin gene. Adil Bey işe böyle başlar. Sen de zekanı kullanmaya bak. Ali'den duyunca inanmamıştım. Demek sıra gazinoda çalışmaya geldi. Orada burada düğün salonu dolaşmaktan daha iyi değil mi? Herhalde. Hem bir yerde laf düşmez tabii bana. Niye Şakir? Gecede 100 liranın sözü benden daha çok geçerdi ondan. Gazinoda olsa hoş bir şey değil ama madem tanıdık vasıtasıyla oldu, patronun da iyi bir insan, hayırlısı olsun. Ama inan bana Aynur, bu çalışma kısa bir süre olacak. Bana daha iyi bir iş mi bulacaksın? Eğer ben sosyete şakirsem, bir gün gelecek böyle bir yerde çalışmana müsaade etmeyeceğim. Hele şu Ali bir hastaneden çıksın. Bunları ilk yevmiyemden aldım Ali. Aman Allah'ım! Şoför Şakir Efendi geldi. Şakir Efendi oğlum, biraz gelir misiniz? Gül biraz rahatsız, bugün gelemeyecek. Geçmiş olsun efendim, müsaadenizle. Neyi var doktor? Annesi oluyorsunuz değil mi? Evet. Sanırım sizi tebrik etmek gerekecek, yakında torun sahibi olacaksınız. Anlamadım. Kızınızın bir hamilelik durumu var hanımefendi. Ne? Hamilelik mi? Ay! Ay! Bak şu kalça hareketlerine! Şu omuzlardaki kırıklığa dikkat et! Sesin çok güzel ama kadın dediğim biraz esnek olmalı. Anlıyorum efendim. Alo! Ne o, Muazzez mi bayıldı? Gül mü hasta? Hemen geliyorum, geliyorum! Şakir abi, iyi olayım, beni de çamurluk sporda oynatacaksın değil mi? Elbette be Ali, bisiklet bile alacağım sana! Zilli kornası da olsun! Adını bilmiyor musun? Aman Allah'ım, şimdi öleceğim! Kızım, insan hayatının yolunu değiştiren erkeğin adını bilmez! Bilmiyorum! Nasıl bilmezsin? Söyle, yapışıp gırtlağına temizleteyim yaptığı işi, ya da geberteyim! Bilmiyorum dedim! Hiçbir şey hatırlamıyorum ki! Anlaşıldı, senin gırtlağını sıkmak lazım! Kızım, sen babanı ne sanıyorsun? Budala mı?
Evelallah benim yaptığım 6-7 iş var. Her işin en iyisini yaparım. Bu mevkiye binlerce dalavereden geçerek geldim ben. Beni mi kandıracaksın sen? Nasıl bilmezmişsin? Ne olur bana acı kızım. Deminden beri kaç defa ayılıp bayıldığımı gördün. Beni affet anne. İnanmayacaksınız ama. Yemin ederim ki doğru. Hatırlarsınız belki. Hani bir faşink yapılmıştı. Faşink de ne karın ağrısı? Bir çeşit maskeli balo gibi bir şey. Alamanların meşhur eğlencesi canım. Her neyse anlat. Hani sizden para alıp Fransız kadını kıyafeti yaptırmıştım. Kıyafetim eğlencedeki bütün gençlerin ilgisini çekmiş, hemen etrafıma alıvermişler. İnsanın kanını alevleyen çılgın bir orkestra vardı. Her çeşit içki hepimizin aklını almıştı. İçen coşuyor, kızlar akıllarına gelen delilikleri yapıyorlardı. Bir ara gözüm gangster kadınla bir gence taktı. Yüzü maskeliydi. Sigarasını yüzüme yok. Beni. Ne olur beni affedin. İsteyerek olmadı. İçki ve sigara dumanları bu büyük günahı işlememe sebep oldu. Aylardır size söylemek istiyordum. Fakat söyleyemedim. Şimdi her şeyi anladınız. Madem öyle bir doktora götürüp çaresine baktıracağız bu işin. Çocuğu aldırmak mı? Allah yazdıysa bozsun. Kızımın hayatını tehlikeye atıp körletemem. Biliyorsun bir kere bu iğrenç şeye teşebbüs etmeye kalktım. Az kaldı hayatım elden gidiyordu. Peki ne olacak? Bir piçle mi dolaşacak kızım? Babasız bir çocuğu mu alacağım kucağıma? Zavallı talihsiz kızım benim. Halbuki senin için ne iyi şeyler düşünüyordum. Gül sen odana git. Ay bana bak Adil. Ne yapalım yapalım Gülcüğümüzü evlendirelim. Hem böylelikle saçı bitmedik torunumuza bir baba bulmuş oluruz. Doğru bir iş bu. Elin yabancısına gel kızımı al, nasıl söylerim bunu? Evvela şu gazetenin sosyete dedikodularına bakalım. Oradaki oğlanların çoğu zengin aile peşindeler. Sosyeteden biriyle evlendirirsek rezil oluruz. Öyle biriyle evlendirmeliyiz ki bizim kulumuz kölemiz olsun, fakir olsun, her şeyi bizde görsün. Ailemize kılıksız birini mi alacağız? Canım hanım, giydirir kuşatır lordlara benzetirim ben onu. İş ki sosyetenin o kıl kuyruk züppelerinden olmasın. Sosyete dedin de aklıma Sosyete Şakir geldi. O da kim? Bizim kızı okula götüren şoför. Dürüst, namuslu, efendi bir çocuk. Peki, görelim bakalım. Gözüm tutarsa basarım parayı. Yalnız çok dikkatli konuşmak lazım. Tersmiş biraz, paraya filan da kulak asmazmış. O işlere aklın ermez senin. Ben banknotları yayayım da önüne bak bakalım dizlerinin bağı çözülmüyor mu? Benim param her şeyi satın alır. Gelsin bakalım Sosyete Şakir. Sosyete Şakir. Bendenize emir buyurmuşsunuz. Arzu hürmetle teşrif ettik. Kulunuz Sosyete Şakir. Oo evladım demek Sosyete Şakir sensin.
Gel otur bakalım gel. Tabii başına konan devlet kuşundan haberin yok. Başıma abicim ara sıra güvercin falan tırslar ama hayatı hususiyemde hükümetle fazla bir labalim yok. Devletin ne işine karışırım ne kuşuna Sen o işi bana bırak. Şoförsün değil mi? Evelallah trafiğin göz bebeği cinsinden. Araban ne marka? 51 Chevrolet. Hafif yeşilli, hafif aksak ve lakin ehliyetimiz kıyak. Bundan sonra 70 Ford'un olacak. Benzinci de dostum. Lüküs arabalar fazla obur olur abicim. Ben öyle miras yedi evladı değilim. Para pul düşünme yok, giyim kuşam kira da düşünmeyeceksin. Hey! Tayrola, Dallazi'ye dilekçe mi veriyoruz? Derhal terziye 10 kat elbise, sonra 1-2 düzine ayakkabı, 50-60 gömlek... Bey abi, buldun asfalt yolu gazlıyorsun. Biraz hızını kes, ileride trafik kontrolü var. Çok şakacısın delikanlı. Bak, bu paralar senin, istediğin kadar. Hayırdır inşallah. Dün gece yatarken yağlı da yemedim ama bu rüya da nereden çıktı? Rüya değil, aynı ile vaki. Bizim Gül'ü bilirsin. En birinci müşterimdir. Öyleyse al şu pürolardan tüttür. Tüttür de öyle duhul edelim nedir konuya. Nedir bu laneti? Bey abi, bu kalantor sigarası azmanından çakmam. Gıcık yapar belki. Alışacaksın. Artık villalarda, lüks hayat içinde püro içersin. Viski içersin. Al bakalım. Rivayete göre tahta kurusu kokarmış. Biz tekel abimizin rakısına müptelayız. Hadi canım, iç, iç, iç. Buna da alışırsın. Çünkü senin için iyi şeyler düşünüyoruz. Allah razı olsun. Şimdi gelelim esas meselemize. Bizim kız maşallah eşsiz emsalsizdir. Ona ne şüphe bey abicim? En mühimi benim gibi babası, parası, pulu, şerefi... Şerefiyesi. Ya. Namı, şanı, her bir şey var. Allah bağışlasın bey abicim. Biz düşündük, taşındık, böyle pırlanta gibi bir kız efendim, ancak senin gibi birine zevce... Cezve mi dedin? Ne cezvesi? Yani koca. Efendim, efendim? Koca mı? Kızım seninle evlenirse... Estağfurullah bey abicim, biz seviyemizi biliriz. Ne haddimize, biz basit bir şoförüz. Uzatma Şakir, olur bu iş. Yakışırsınız da birbirinize. Sen şoför, sen kızımın da kusuru yok değil. Dikensiz gül olur mu abicim? Bak işte, senin gibi anlayışlı insanlara hayranımdır. Elbette her gülün dikeni olur. Bizim kızınki diken bile sayılmaz. Gençlerle fazla düşüp kalktı. Partiler, toplantılar, başına bir de kaza geldi. Bu işe bir son vermek istiyoruz, anlarsın. Yoksa... Yo, telaşlanma, öyle mühim bir şey değil, sadece biraz... Çaktım! Birazcık hamile! Bana bu kadar şeyi bol keseden bağışladığına göre... ...kızının babasız çocuğuna baba satın almak istiyorsun, he? Beğenemedin mi? Yanlış kapı çaldın be baba! Bizim kapıda kırmızı fener yok! Param, pulun, kostümün, iskarpinin zatınıza kalsın! İyi düşün! Bizim ehliyetimiz araba üzerine, geyiklikten diplomamız yok! Sen kızına başka sosyeteden damat bul! Yürü! Ulan budalalık etme! Bu paraların hepsi senin olacak! Cebimde benzin parası yok ama... ...boynuz konusunda önüme darphaneyi sersen gene işlemez! Şakir, tamam değil mi? Tamam ya! Öyle seviniyorum ki! Fazla sevinme de kursağında kalmasın! Şakir! Muhterem pederinize orta katınızdaki misafire başka baba aramasını söyledim! Delilik etme Şakir! İleride seni çok seveceğimi sanıyorum! Onun için istiyorum bu evlenmeyi! Ziyanı yok! Az sev de gebeliksiz olsun! Ya, düşün neymiş, hamileymiş! Ama pek o kadar mühim değilmiş! Herife affedersin bey baba, geyiklikten diplomamız yok dedim! Meseleye boynuz bulaştı mı, işe baytar karışır! Demek kız 6 aylık hamile olsa, gazinonun tapusunu verecek! Böyle devlet kuşa mevlüt okuyayım ben! Efendim? Vallahi biz de senin zengin bir kızla evlenmeni istiyorduk ama... Aması ne, yani alır mıydınız siz olsanız be? Sen aynaya bakma, zengin kız diye deliye döner. Ama işin içine namus meselesi girince olmaz böyle dalga. Hadi işinize hadi! Senin düşünceli bir halin var. Hani bir şarkıcı kızdan bahsediyordum ya sana, Aynur? Çok harbi bir kız baba.
Şaka maka derken ki bilirsin kadın milletine gözüm doymuştur öyle çabuk gündüye gelmem. Ama bir baktım oho! Abi yakmışsın. Hem de nasıl? Kör kütük aşık derler ya, öylesine sırılsıklam. Aşk kıyak şeydir. Ama vaziyeti maliyemiz malum. Bütçemize kar yağdı. Alttaki araba bize değil, biz arabaya çalışıyoruz. Evlenmeyi gözüm yemiyor. Büyütme gözünü. Hacı Abbas'tan taksitle temiz bir araba çekersin. Ama... ince düşünmeyeceksin. Nikahta keramet vardır. Allah yuva yapanı kollar. Sen evlenmeye karar ver yeter. Hulusi baban sana yoktan var eder. Öyleyse ilk görüşte açılayım kıza baba. Ha? Bak Aynur'cum, sana bir şey söyleyecektim. Benimle evlenir misin Aynur? Evlenmek mi? Bir tuhaf karşıladım. Basit bir şoförüm biliyorum. Burada 51 Chevrolet ile izdivaç istenmez. Evet demek zorunda değilsin. Anlarız halden. Her kızın kalbinde zengin bir koca yatarmış. Bu adam alemumuz. Benim kalbimde yatan sensin Şakir. Rüyalarımda hep bugünü gördüm. Ama öyle ani teklif ettin ki şaşırdım. İnanamadım birden. Sana öyle parlak, şahane bir hayat veremem. Ama kimseye de mühtaç etmem. Gün olur soğana yumruğu vurup ekmeği katık et desem... Senin yanında kuru ekmek, baklava börek gelir Şakir. İşki sevgin eksilmesin. Sevgim seni gördüm göreli hep arttı. Hulusi baba bir tanıdığından da temiz bir araba çekecek altıma. Ama artık gazinoya gitmeyeceksin. Sosyete Şakir'in sözlüsüsün bugüne bugün. Peki Şakir, sen nasıl istersen. Bu akşam gider işi bırakırım. Sevgilim gel sen bana yapma bu nazı. Hasretin yaktı beni gel bana bazı. Sevgilim gel sen bana yapma bu nazı. Hasretin yaktı beni gel bana bazı. Koklasam saçlarını öpsem yanaklarını. Gel bana gel bu gece yapma bu nazı. Koklasam saçlarını, öpsem yanaklarını. Gel bana gel bu gece yapma bu nazı. La 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 la. Seviyorum, ölüyorum. Seni ben çok seviyor, çok özlüyorum. Seviyorum, ölüyorum. Seni ben çok seviyor, çok özlüyorum. Kaçma benden, gitme benden. Beni üzgün bırakıp gitme bu elden. Kaçma benden, gitme benden. Beni üzgün bırakıp gitme bu elden. La 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 la. Sevgilim gel sen bana yapma bu nazı. Hasretin yaktı beni gel bana bazı. Sevgilim gel sen bana yapma bu nazı. Hasretin yaktı beni gel bana bazı. Koklasam saçlarını öpsem yanaklarını. Gel bana gel bu gece yapma bu nazı. Koklasam saçlarını öpsem yanaklarını. Gel bana gel bu gece yapma bu nazı. Al bunu sana hediye ediyorum. Ayrıca seni gazinomun baş yıldızı yapacağım. Baş yıldızım, favorim, her şeyim olacaksın. Yevmiyeni de 500 lira yaptım. Çok iyisiniz ama ben bu akşam işi bırakıyorum. Bırakmak mı? Evleniyorum da. Bunu yeni solistinize hediye edersiniz. Olmaz öyle şey. Olmaz, sen sanatçısın. Cemiyetin herkesin çiçeğisin. Kendini bir adama bağlayıp ziyan edemezsin. İyi düşün. Her şeyi düşündüm efendim. Müsaadenizle, bekleyenlerim var da. Aklın başına gelince gene gel. Unutma burası her zaman sana açık. Tamam Şakir, gazineyi bıraktım. Ama bu akşam da bir alkışladılar ki. Zor iş be kızım. Bundan sonra yalnız evimizde söylersin, ben de bol bol alkışlarım. Hı?
Aynur gitti mi? Evet Adil Bey, biri bekliyordu. Külüstür bir taksiyle. Şoför dostuydu galiba. Bize de namus taslıyor. Ama çok gördük öylelerini. Bir gün düşer buralara. Gel istersen bir çay yapayım. Kamil amca da özledi seni. Sağ ol, başka sefere. Laf olur bakarsın. Ali de yok. Biliyorsun yarın Ali'nin sargıları açılıyor. İyileşeceğini söylüyorlar. Geleceksin değil mi? Ayıp ettin. Yalnız ben biraz gecikeceğim. Malum bir sürprizim vardı. Sevindireceğim keratayı. İyi geceler. Sana da. Doktor niçin sargıları tekrar sardı? Alim, bak sana ne getirdim. Hop. Doktor beyin emri, iki ay hiç kıpırdamadan yatacak. Nasıl olur? Hani iyi olacaktı? Onu doktorla konuşacaksınız. Yürümek istiyorum, yürümek istiyorum, yürümek istiyorum! Yürümek? Yürümek istiyorum Şakir abi! Elimizden geleni yaptık. Fakat netice malum. Durum ayaklarının tutmamasından daha mühim. Açık konuş doktor, bir çaresi yok mu? Çaresi var belki ama zor. İsviçre'de ameliyat edilmesi lazım. İsviçre'de ameliyat mı? Omurilik zedelenmiş. Bu ameliyatın mutlaka yapılması lazım. Yoksa hayatı tehlikeye gir. Allah'ım! Yürümek istiyorum! Yürümek istiyorum! Affedersiniz doktor, bir şey buyurun. Soracaktım. Ali'nin İsviçre'de ameliyatı için kaç para lazım acaba? Az önce ablası da aynı şeyi sordu. 40-50 bin lira kadar deyince baygınlıklar geçirdi zavallı. 40-50 bin lira mı? Hı-hı. Teşekkürler doktor. Yürümek istiyorum. Yürümek istiyorum. Yürümek istiyorum. Yürümek istiyorum! Senin istediğin para için bu müzeli kurdanın düzinesi yetmez. Bakma manzarasının çarpıklığına! Erkek arabasıdır, çok 70 modele nal toplatmıştır. Kusura bakma, bende bu arabadan kıyamet kadar var. Ama müşteri bulamıyorum, hadi eyvallah! Kızınıza hala koca lazım mı beyefendi? Evlenmeye hazırım. Bu ne küstahlık? İster küstahlık de, ister kibarlık. Harbi laf istersen benim 50 bin kağıda ihtiyacım var. Ama şerefim hakkı için borç faslından. İleride öderim. Verirsin parayı, basarım nikâha. Kızımı üzerinde pazarlık yapılacak kadar adi bir mal mı sandın? Bu ne biçim konuşma? Hoppala! Geçen gün sen değil miydin kızını ziyafet sofrasında yemek ikram eder gibi bana reklam eden? Üstelik diş kirası bile vermeye kalktın. Şimdi acele mecbur olduk diye lastik patlatıyorsun. İnsanlar böyledir işte. Ne oldu Adil? Beyefendinin aklı başına gelmiş ama treni kaçırdığını farkında değil. Neden kaçırsın treni? Şakir akıllı çocuktur. Düşündü, taşındı. Kabul etti ama peşin para istiyor. Affedersiniz, hayatta hiçbir şeyi para için yapmadım. Ama bu sefer... Baksana, ne samimi konuşuyor. Damadımız olmayacak mı, öder sonra. Fakiriz ama dolandırıcı değiliz. Mukavele imzalatır, öyle veririm parayı. En ufak bir falsoda doğru mahkemeye. Tamam, kabulüm. Ne dersen evet. İşte doktor bey, hesap ettiğiniz miktar. Bütün muameleler tamam değil mi? Evet, tamam. Hastaneden randevu alındı. Hastayı bekliyorlar. Döviz formaliteleri de tamamlandı. Hareketi gün meselesi. Buradan hareket ederken yanına selahiyetli bir hemşire de verilecek.
Sağ olun doktor, Allah sizden razı olsun. Ablası da çok sevinecek bu işe. Ama seni unutması da çok zor olacak Şakir. Bu parayı bir hayır kurumundan temin ettiğinizi Aynur'a söylerseniz çok memnun olurum. Bu anlattıklarımı sizden başka kimse bilmemeli. Güle güle Ali'cim. Allah'a ısmarladık. Kayboldun Şakir. Kaç gündür öldük meraktan. Nerelerdesin? Ama geldin ya. Ne kadar mutluyum bilemezsin. Ali hep seni sordu uçağa bininceye kadar. Bekledi gelirsin diye. Ama yetişemedin. Demek Ali Avrupa'ya gitti. O kadar parayı nereden buldun? Allah razı olsun Doktor Kamil Bey'den. Bir hayır kurumundan bulmuş. Yoksa buraya Ali için gelmedin mi? Yo, bir müşteri getirdim de. Şaka yapıyorsun değil mi Şakir? Bilirsin Ali senin için deli olur. Yol boyu hep senin lafını etti. Ah abla be dedi. Keşke sosyete Şakir abimin emektar şevrolesiyle gelseydik. Ben ondan başka araba tanımıyorum. Allah'a şükür bu külüstürden kurtuluyorum. Altımda en kralından bir hususi araba olacak. Sahi mi? Tebrik ederim Şakir. Hulusi baba sözünü tuttu demek. Sen arabaya kavuştun, ben de evlenip sana kavuşacağım. O otomobil evleneceğim kız hediye edecek bana. Evleneceğin kız mı? Şaka mı ediyorsun Şakir? Ev geçindirmek için şoförlük edeceğime, şoförlükten kurtulmak için başka bir evlilik yapmayı tercih ettim. Hayır, hayır inanamıyorum. Sen hani arkadaşlarının harbidir dedikleri Şakir, sen hani o bambaşkadır, mert delikanlıdır diye övdükleri sosyete Şakir, sen nasıl yaparsın bunu? Basbaya, sosyete lakabı adıma yamaydı. Şimdi de sen sosyeteye yamandın. Hayatım boyu uşaklık etmektense. Uşaklı, hizmetçili bir eve iç güveysi girdin. Peki hani büyük aşkın? Hani üç odalı yuvamız? Aklınca bir de beni çalıştığım gazinodan çıkar. Ev kadını evinde oturmalı diyordum. Ne oldu, unutuldu mu hepsi Şakir? Zararın neresinden dönülse kar Aynur, böylesi daha iyi. Ne ben dolmuş duraklarına esir olurum, ne de sen fakir evinin mutfağında hizmetçi, şarkıcılıkta yükselip zengin olabilirsin. Sen de zengin kapısında koca. Erdiydin Şakir. Acele bir işim çıktı. Yine üzerinde eski elbiseler. Nerede yeni elbiselerin? Sıkıldım çıkardım. Olmaz, olmaz öyle şey. Şık giyineceksin. Koskoca Adil Bey'in damadı olduğunu unutma. Siz de benim 40 yılın sosyete Şakir olduğumu unutmayın. Canım sıkılıyor, boğulacak gibi oluyorum. İşsizlikten olacak. Böyle başıboş dolaşacak değil ya, onu gazinoya müdür yap. Hanım evet ama... Aması filan yok, sen de biraz dinlenmiş olursun. Hadi gel benimle. Ne oldu Şakir? Ne olacak, babana baksana. Malı olduk, yüzünün puslası değişti. Asla!
Aslında başta sert çıkıp da sonra dönüşüne ben de akıl erdiremiyorum. Benim hoşlandığım Şakir, babamın masaya serdiği paralara sırt çeviren o kaba dayıydı. Boş ver! Benim de aklımın ermediği şeyler var. İnsan hamile kaldığı erkeği nasıl bilemez? Haklısın Şakir. Ama başıma gelenleri bir bilsen, sen de bana acırsın. Ne o? Sıkılmazsan anlatayım. Anlat bakalım. Ama fazla açık saçık yeri olursa es geç de yüzümüz gözümüz açılmasın. Vay namussuz vay! Affedersiniz Hulusi baba, sizi rahatsız ettim. Ama sizden çok bahsederdi de, ondan gelip her şeyi anlatmak lüzumunu hissettim. Vay iyi ettin, sosyete Şakir. Karşıma çık, bir çift lafım var sana. Sen hiç merak etme Aynur kardeş. Sen bizim bundan sonra dünya ahiret kardeşimizsin. Küçük kardeşin inşallah tez zamanda şifa bulup döner. Biz de sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Sağ olun. Şimdi ne yapacaksın? Tekrar eski işime döneceğim. Allah'tan çıkarken açık bir kapı bırakmıştım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Demek döndü. Bunun eninde sonunda böyle olacağı belliydi zaten. Şoför milletinden kime hayır gelmiş ki? Rica ederim Adil Bey. Şoförlere laf yok. İçlerinde çok iyi insanlar da var. Siz benim çalışmamı istiyor musunuz, istemiyor musunuz, onu söyleyin. İstiyorum, istemez miyim hiç? Hemen bu gece başla. Ben birkaç gün için buralarda olmayacağım. İşleri bir müddet için damadıma bırakıyorum. Hadi, muvaffakiyetler. Bana çok mu görüyorsun? Sevmek yoksa bir günah mı? Beni neden üzüyorsun? Benim de bir canım yok mu? Döküyorsun yaprak gibi, çiğniyorsun toprak gibi, kaçıyorsun korkak gibi. Benim de bir canım yok mu? Taştan taşa vursan beni, çok severim inan seni. Düşünmesin neden beni, benim de bir canım yok mu? Döküyorsun yaprak gibi, çiğniyorsun toprak gibi, kaçıyorsun korkak gibi. Benim de bir canım yok mu? Doğru desem yalan dersin, sevap desem günah dersin. Benden daha ne istersin? Benim de bir canım yok mu? Döküyorsun yaprak gibi, çiğniyorsun toprak gibi, kaçıyorsun korkak gibi. Benim de bir canım yok mu? Benim de bir canım yok mu? Benim de bir canım yok mu? Ne işin var burada? Benden alay etmeye mi geldin? Yoksa cici elbiselerini gösterip fiyaka yapmaya mı? Bilmem, sen tayin et. Maşallah! Kadın parası yaramış, parlamışsın. Ama tabii ruhunun kararması bahasına. Alçaklığını gösterişli elbiseler altında gizleyebilirsin. Ama vicdanının sesine kulaklarını nasıl tıkayabiliyorsun anlayamıyorum. Lüzum görmüyorum kulak tıkamaya. Karnımın açlığındansa tok mideyle vicdanımın palavrasını dinlemek daha iyi. Çok şerefsizmişsin. Şerefsiz ama akıllı. Hayat kısa. Dünyaya teşrif etmişken meyvasını yemeli ki değsin. Yeter! Bu kadar yüzsüzlüğe tahammülüm yok. Lütfen git buradan. Ve bir daha da çıkma karşıma. Kovuyor musun yani? Recep efendi! Çağır bakalım.
Bu hareketlerinle senden nefret ettiğimi biliyor musun Şakir? Nefret mi? Benim istediğim de o. Aşkımızdan bir hatıra kalsın istemez miydin? Hatıradan hoşlanmam. Buyurun efendim. Beyefendiyi lütfen çıkarır mısın? Fakat beyefendi buranın müdürü, Adil Bey'in de damadı. Senin müdür olduğun yerde çalışmaktansa aç kalırım daha iyi. Recep efendi, patrona söyleyin, işi bırakıyorum ben. Şimdi dışarı çıkın da üstümü değişeyim. Beyefendi, Gül Hanım telefon ettiler, yarın doğum günü partisi varmış, unutmamanızı söylediler. He, biliyoruz. Arkadaşlar, Gül'ün yaş günü şerefine içelim. Şalın nerede kaldı şekerim? Ben de anlamadım ama neredeyse gelir. Benimle dans eder misin? Hı hı. Aa, Şakir geldi. Çocuklar, nişanlım Şakir. Sana arkadaşlarımı takdim ederim. Memnun oldum, şeytanınız bol olsun. Hadi Şakir'cim, gel dans edelim. Dur bakalım kızım, biz bu danstan filan çakmayız. Bu doğum günü partisi değil, tepinme partisi bu. Neredeyse dans niyetine çifte atacaklar. Bana öyle ters geliyor ki bu numaralar. Şeytan diyor ki bas narayı, önüne geleni temizle. Evladım Şakir, hidroliğin sağlam, frenin sıkı olsun. Bir yumruk Ali'nin hayatına mal olur. Zavallı yaban ellerinde canıyla uğraşıyor. Bakarsın para yetmez. İyisi mi köprüden geçene kadar dayı diyelim. Şu tatlı su balıklarına bak. Allah'ımı inkar edeyim ki, Gül'ü berbat eden bu kavanoz çocuklarından biri. Sosyete Şakir'in radarları yalan söylemez. Ah, bir yakalasam o kayso şafını, markasına bakmadan cümle aleme keriz ettirirdim. Çok sıkıldım, çıkmak istiyorum. Dolaştır beni biraz. Bir yere gidecektim. Beni de götür. Ama senin gideceğin bir yer değil orası. Gideceği yer mühim değil, maksat değişiklik olsun. Peki öyleyse. Hadi abi, hadi kurum! Ahmet, bu tarafa! Dalga geç oğlum, bu tarafa basma çabuk! Bak, kendine takıyorum, doğru oyna oğlum! Doğru oynuyoruz ya, dans etmiyoruz ya, Allah Allah! Eyvah, Ahmet bu tarafa ver! Lan gole gidiyorlar lan! Ulan bu tarafa ver çabuk lan! Eyvah, gidiyor gole! Allah ya Rabbi ya! Allah! Allah 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 Allah! Kafana yazık abi, kafana! Ulan ben seni ne yapayım? Ulan ben seni ne yapayım? Söyle ulan ne yapayım ben sana! İşte bizim aslanlar, benim bütün dünyam, bütün sevdiklerim. Hepsi altı okka insanlardır ha. Baba Hulusi, Ayna Recep, Deve İsmail, İpi Kemal. Şoförler değil mi? Evet şoförler, Sosyete Şakir gibi şoförler. Onları unutmalısın artık. İmkan mı var? Ben şoför gelmişim, şoför gideceğim. Ne ben onları unuturum, ne de onlar beni kalplerinden çıkarırlar. Gelir mi bu sen korku? Sen geç oğlum kaleye. Ben santrfor oynuyorum şimdi. Oha! Al bakalım. Hadi başlıyoruz. Çamurluk spor için üç defa şa! Sosyete Şakir,
Ama ne sosyete! Anlamadım. Sahayı boşalt da oyunumuzun tadı ekşimesin. Sen de mi Hulusi Baba? Ben de tabii. Seni öz kardeşimden çok severdim. Kadın parasına uşaklık edişini de affedemem. Öyle ettiğim büyük laflardan sonra. Anlıyorum. Bari boynuna fiyatını assaydın da kaça satıldığını öğrenseydik. Kim bilir? Belki de bedavaya gitmişizdir. Eyvallah! Tadınızı kaçırdığım için affedersiniz. Golleriniz bol olsun. Ne duruyorsunuz, oynasanıza be! Gördük aslanlarını. Bütün dünyam, bütün sevdiklerim dediklerini. Maşallah, onlar da seni çok seviyorlarmış yani. Onu tarttık onları. Müjde Şakir, bugün telefonla konuştum, ameliyat başarılı olmuş. Allah sizden razı olsun doktor bey. Müsaadenizle ben fazla kalamayacağım, işim var. Güle güle. Hoş geldiniz çocuklar, Adil bey bak Gül geldi. Muameleleriniz tamamlanmış, nikah ve düğün ay başında oluyor. Nişan merasimine hazır olun. Ah canım babacım benim, sağ ol. Böylece her geçen gün bizi nişana, nikaha, düğüne yaklaştırıyordu. Ama benim aklım fikrim Ali ile Aynur'daydı. Şakir bey, doktor Kamil bey şimdi telefon etti. Hastanız iyileşmiş. Bugün 2'de Yeşilköy'e geliyormuş. Bu ne kıyafet? Ben sana bu elbiseyi giyme demedim mi? Elbiseler ne de sana de ben gidiyorum. Ne demekmiş o? Dur, dur bakayım. Bir daha da beklemeyin beni. Ölmek var, dönmek yok. Ben sana gösteririm. Ağlama artık, bak iyileştim, geçmiş olsun. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Kamil amca. Bak, bunlar yeni şoför abilerin. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun hadi. Teşekkür ederim. Al bakayım bunları. Şakir abim nerede? Ali yavrum, iyi oldun artık. Beraber top oynayacağız, bisiklete bineceksin. Vay canına, şimdi de çocuğu kandıracak. Ne olur susun, Ali'nin hatırı için olsun susun. O hiçbir şey anlamamalı. Hadi Ali'ciğim. Seni benim arabamla götüreyim. Benim arabamda en kral plaklar var Ali. Hepsini de sana çalarım. Benim klaksonum üzerine klakson yoktur. Top kapıdan girerken hep sen çalarsın. Baba bap bap bap. Olmaz. Ben sosyete Şakir abimin külüstürüyle gideceğim. Yaşasın! Hadi Aynur abla gidiyoruz. Ben sosyete Şakir abimin arabasını jet uçaklarına bile değişmem. Unutmayın, doğru bize gidiyoruz. Hadi bakalım çocuklar, küçük Ali'nin şerefine içelim. Şakir abimin şerefine içelim. Yok be Ali! Ben kadehimi erkek adamlar için kaldırırım. Şakir abim erkek değil mi? Erkeklik sakal bıyık bırakmakla olmaz, benim karnım doydu. Şerefine Şakir abi! Gel, otur kucağıma da dertleşelim biraz. Beni getiren uçağı gördün değil mi Şakir abi? Kocaman, gemi gibiydi.
Burada Şakir Sosyete diye bir misafir bulunuyor mu? Evet, benim. Öyle mi? Hakkınızda kesilmiş bir tevkif müzekkeresi var. Suçumuz neymiş? Dolandırıcılık. Savcılığa bir ihbar yapılmış. Bizimle müdüriyete kadar geleceksin. Gitme Şakir abi. Polis amcalar, Şakir abimi çok özledim. Ne olur onu almayın. Merak etme Ali. Şakir abin kötü bir şey yapmaz. Yarın görüşürüz. Ağlama Ali. Hadi yat artık. Yarın şoför abilerinle Doktor Kamil Bey'e teşekküre gideceğiz. Bir gazinocu dolandırıldı. Şakir Sosyete isimli bir şoför, Adil Temiz İş adında bir gazinocuyu 50.000 lira dolandırdı. İnanılacak gibi değil. Zavallı Sosyete Şakir, bunun böyle olacağı belliydi zaten. İşte sizin hor gördüğünüz Sosyete Şakir, böyle civan, mert bir insandır. Yuh bizim ervamıza be! Bu kadar senenin Sosyete Şakir'ini anlayamamışız. Tut be! Bana bakın çocuklar! Eğer biz İstanbul şoförüysek, Sosyete Şakir'in bu borcunu ödemeli. Hadi Aksaray 1-2, Aksaray 1-2! Kalkıyor Aksaray 5-10! 5-10, Aksaray 5-10! Şişli Mecdi Eköy Levent, sürat postası! Hadi harbi onu şantaj, gel gel gel! İki bin lira. Daha 50.000 liraya çok var. Evelallah, sonuna kadar götüreceğiz bu işi. Yok. Burada da yok. Çok fena. Çıldıracağım vallahi. Beyefendi, davanın acele açılması için Şakir Sosyete'nin borç senetleri lazım. Babacığım, Selim her şeyi itiraf etti. Neyi itiraf etti? Hani size bahsetmiştim ya... Yüzü maskeli genç oymuş. Ya demek sendin Selim. Muvaffak Bey'in oğlu. Öpeyim efendim. İstemem. Babam da sizden özür dileyecek. Bugün ziyaretinize gelecekler. Gül'le evlenmem için rızanızı alacaklar. Hadi beyim, geç kalıyoruz. Şakir Sosyete'yi 24 saatten fazla nezarette tutamazlar. Babacığım, ne olur Sosyete Şakir'in kuyruğunu bırak artık. O senden aldığı parayı bir çocuğun hastalığına sarf etmiş. Alo! Ooo, sen misin? Ne var? Adil Bey, ne olur Şakir'i affedin. O sizden aldığı parayla kardeşimi Avrupa'da tedavi ettirdi. Hayatı kurtuldu kardeşimin. Siz de farkında olmadan bir hayat kurtardınız. Bir dakika bekle. Hadi siz doğru eve, evlenme işini ben babanla konuşurum. Hadi. Peki ama Sosyete Şakir'in imzaladığı borç senedi ne olacak? Şimdilik kalsın. Güle güle avukat bey, hadi. Sen hemen gazinoya gel, bu işi burada halledelim. Peki Adil Bey. Hadi sen doğru eve git. Hadi çocuklar, Sosyete Şakir'i tahliye ediyorlarmış. Tamam abi, geldim. Ne oldu Hulusi amca? Fazla sorma, atla arabaya. Kız gelince hemen benim odaya alırsınız. Unutmayın, ben çağırmadan kimse gelmeyecek. Aynur nerede? Gazinoya gitti. Adil Bey'in seni affetmesi için rica edecek. Gidip Aynur'u alalım. Ne 50.000'i, istersen 100.000 de veririm. Bir kısmını şoför arkadaşlarımız topluyor zaten. Geri kalanını da ben gazinonuzda çalışarak öderim. Ödemene ne hacet güzelim! Sana istediğinden hala güzel bir hayat yaşatırım. İlk gördüğüm günden beri hayranım sana. Benim olursan her şey değişir. Dur bakalım, nereye? Bir dakika,
kardeşim, rica ederim. Hadi bakalım vestiyere vazifeye. Geldi gibi. Bırak beni, bırak diyorum. Tamam, geldik, emre amadeyiz. Çıkın dışarı! Var mı merak ettiğin? Tamamlandın oğlum! Bu da sonuncusu, canavarım benim! Ne bereket be! Nereden çıkıyor bunlar? Bakalım napakanı! Gel bakalım kedi yavrusu! Gel, aynaya gel! Mal bu da benden! Gel bakalım Fee! I am sorry dostum! Gel buraya Godoş, istihkakın daha bitmedi! Seni hırs düşmanı papaz seni! Şakir sosyete ve arkadaşları, gazinocu Adil Temiz İş'in gazinosunu harap ettikleri, kavga çıkardıkları, ve Adil Temiz İş'i tehdit ettikleri ve Şakir Sosyete'nin Adil Temiz İş'i 50 bin lira dolandırdığı iddia edilmektedir. Ayrıca Adil Temiz İş'in gazinosunda okuyucu olarak çalıştırdığı Aynur'a tecavüze teşebbüs ettiği iddia edilmektedir. Hayır Hakim Bey, ben davacı filan değilim. Şakir ve arkadaşlarını affediyorum. Kimse tarafından da dolandırılmadım. Ne olur bitsin bu iş artık. Yalvarırım bitsin artık. Taraflar davalarından vazgeçtikleri için dava düşmüştür. Şakir, Şakir, çok yaşa! Yürü sana, yürü ne olur. Bir daha kapı dışarı çıkmak yok, yürü! Mutluluğa, mutluluğa erdi Şakir hey! Mutluluğa, mutluluğa erdi Şakir hey! Tüm zengin iken kimmiş ki Şakir fakir? Bana derler sosyete Şakir hey! Benim gönlüm zengin iken kim demiş ki Şakir fakir? Bana derler sosyete Şakir hey! Yola değer her an yaşarım ben her an kendim gönlümce yaşarım.